Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, ilgili meclis üyelerimiz, değerli ilçe bölge başkanı arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya'da belediye başkanlığını alarak 74 yıllık bir hasreti bitirmiş olması hepimiz için çok mutluluk verici, çok güzel, güzide bir şehirde hepimize büyük bir ufuk açmıştır önümüzdeki dönem için. Sayın Genel Başkanımızın Kütahya gelişinde kendilerine Kütahya'da Kütahya Kalesi'nde bir kahve içeceğiz demiştik. Ve inşallah bugün vakitler olması halinde Kütahya'da kahveyi içeceğiz inşallah. Bu başarı hepimizin bir başarısı oldu. Kendisine verdiğimiz sözüm ve kendisini de Kütahya'dan sürpriz bekliyorum. Yaklaşımıyla çok ciddi bir başarı imza attık. Hep birlikte ve bize inanan değerli Kütahya hemşehrilerimizin de destekleriyle bu başarı elde edilmiştir. Başarıya imza atan bütün teşkilatımıza, üyelerimize, halkımıza, bir kere daha bize inanan ve bu uğurda çalışan güzel bir başarıya aç bir şehirde, başarıya susamış bir şehirde bundan gurur duymak amacıyla gecesini gündüzü kazanan bütün hemşehrilerimize bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımıza da vermiş olduğumuz sözlerimizle birlikte, imzalamış olduğumuz taahhütnamemizle Kütahya'da sosyal belediyeciliği büyük bir şekilde hayata geçirmek üzere aşkla, şevkle gece gündüz çalışmaktayız ve çalışıyoruz. Adım adım da projelerimizi ufak ufak başlamak amacı üzere hayata geçirmeye başladık. 3 aylık raporlamalarımızı zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Partimizi değerlendirme toplantılarımız elbette var. Genel merkezde zaten istişare toplantılarımız devam ediyor. Bu bağlamda üzerimize düşen görevi gerek başkan yardımcılarımız, gerekse daire müdürlerimizle birlikte, bütün çalışan personelimizle, işimiz gücümüz Kütahya anlayışı içerisinde göreve geldiğimiz 8 Nisan itibariyle bu uğurda çalışmaya başladık. Bize öncelikle inandıkları için, ardından da bize destekleri için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz olmak üzere, Eskişehir Milletvekillerimiz, Uşak Milletvekillerimiz, Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap da dahil olmak üzere, İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve ev birliğiyle yeni döneme çok hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk, bilinç ve anlayış içerisinde üzerinde düşen görevi layıkla yapacağımızı bildirmek isterim Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederim. Tekrar memleketinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarım, ilçe başkanları, kadın ve gençlik konularının değerli başkanları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak komşu illerinizin milletvekilleriyle, ilinizin milletvekiliyle birlikte sizleri ziyarete geldik. Bu ziyaret, emin olun, bugün belki de Kütahya'da belediyeyi görmeden gidersem gözlerim açık gider diyen birçok Cumhuriyet Halk Partili'nin içinde aramızda olmayan dileğiydi, umuduydu, onlara borcumuzdu. Bugün Kütahya'da karşılaştığım 16 yaşında gencecik arkadaşlarımızdan 90 yaşında amcamıza kadar gözleri ışıl ışıl büyük bir mutlulukla bize sarıldılar. Ben Sayın Eyüp Kahveci'yi Kütahya Belediye Başkanı olarak, hatta şunu söyleyeyim, Kütahya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ilk belediye başkanı olarak. Çünkü bundan önceki belediye başkanları tek parti döneminde görevlendirmeyle göreve geliyorlardı. Ya da elbette seçim oluyordu ama demokratik bir seçimden bahsedilemezdi tam anlamıyla. Bir rekabet ortamı yerine uygun görülen adaylar yarışıyordu. Ama şimdi çoklu bir yarıştan seçilmiş bir belediye başkanı olarak Eyüp Kahveci hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı. Bu salonda bulunan herkesin bu başarıda emeği var. Bu salonda bulunmayan binlerin, on binlerin emekleri var.
Bu emekler çok kıymetlidir. Bugüne geldiysek, önceki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun, önceki dönem burada görev yapmış milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, herkesin emeği var bu başarıda. Tabii ki sizin de iyi bir aday olmanız, bizim görevlendirmemizle cesaretle bu işe girişmeniz, yüksek performans göstermeniz ve Kütahya'nın teveccühünü kazanmanız son derece önemli. Kütahya büyük bir şans yakalamıştır. Çünkü Kütahya'da ciddi bir yorgunluk ve yılgınlık vardı. Kütahya potansiyelini açığa çıkaramayan, her geçen gün biraz daha gerileyen ve insanların umutlarının tükenmeye başladığı bir kente dönüşmüştü. Çünkü hem belediye başkanları heyecanlarını kaybetmiştiler, hem de her şartta oy alınabilen, her şartta iktidar olunabilen, her şartta belediyenin kazanıldığı bir il olmaktan 31 Mart günü Kütahya kurtuldu. Kütahya hak edenin kazandığı, çalışanın kazandığı, yorulanın dinlendirildiği, emekli edildiği ve iktidara da tepki gösterilip hizmet istiyoruz, kentimizde bir dinamizm istiyoruz denilebilen bir kent oldu. Kütahya demokrasiyi geri kazandı, geri kazandırdı. Bu çok çok önemlidir. Biz Eyüp Başkan'a elimizden gelen desteğin fazlasını yapacağız. Ümit ediyoruz önümüzdeki dönemde Eyüp Başkan hem Türkiye'deki diğer belediyelerimizle dayanışma halinde, hem Ege'de Belediyeler Birliği'nden, hem Türkiye Belediyeler Birliği'nden projeleri götürdükçe en doğru destekleri, en güçlü destekleri alacak. Biz dünyadan fon bulunmasına, kredi sağlanmasına, geri dönüşümsüz katkıların yapılmasına, Dünya Bankası ölçeğinde, Birleşmiş Milletler ölçeğinde, Avrupa Birliği fonları ölçeğinde katkı sağlayacağız. Dünyadaki siyasi akrabalarımızın Kütahya'ya ilgisini çekeceğiz. Siz hazır olduğunuzda Kütahya'da çok uluslu toplantılar yapacağız, misafirler ağırlayacağız. Kütahya'nın inanılmaz bir potansiyeli var, bu potansiyeli kazandıracağız. Kütahya'nın gençlerinin hem yurt dışında ya da yurt içinde başka şehirlerde hayal kurmasını değil, bu şehirde mutlu olmalarını, bu şehirde bir gelecek taahhüt edebilmelerini sağlayacağız. Yanı başımızdaki Eskişehir'deki mucizeyi Kütahya'ya taşıyacağız. Eskişehir'i Eskişehir yapan halkçı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sosyal demokrasinin çizgisindeki halkçı bir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen. Kütahya Belediye Başkanı'nın baş danışmanı Yılmaz Büyükerşen'dir. Her zaman için hem bütün deneyimiyle hem partide üstlendiği görevin gereğince en yakındaki ilde yine bir vaha yaratmayı, bir cennet yaratmayı, öğrenciler için kaçılacak değil de gelinecek, tercih edilecek bir şehir olmayı Kütahya Belediye Başkanımız sağlayacak. Baş destekçisi de Yılmaz Hoca olacak, ben olacağım. Genel Başkan olarak Kütahya'da hak edilen günlerin yaşanması için elimizden gelen iradeyi ortaya koyacağız. Ben televizyonlarda nereler kazanılacak deyince kendi memleketimi de saydıktan sonra bir başka şey söylemeden Kütahya'da da bir sürpriz olacak size diyordum. Çünkü Kütahya'da anketler bir yükselişi gösteriyordu. Tabii o sırada rakiplerimize çok fazla da tiyo vermek istemiyorduk. Onlar bir zafer sarhoşluğu içindeydiler. Nasılsa biz kazanıyoruz diye düşünüyorlardı. Bizi hafife alıyorlardı. Eyüp Bey'in gördüğü teveccüh anketlerde gözüküyordu. Ama biz bunu büyük bir sürpriz yapacağız size diyerek son haftalarda müjdelemiştik. Beni mahcup etmediler. Hepinize, örgütümüze, herkese teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun Kütahya Belediyesi'nin belediye meclis üyelerine de hayırlısı olsun dileklerimi iletiyorum. Uyum içinde Kütahya için çalışacaklarına, iyi projelere ortaklaşa imza atacaklarına inanıyorum. Açılış törenlerinde birlikte olacağız. Sadece bir partinin açılışını yapmayacağız. Diğer partilerin de il başkanlarını davet edeceğiz. Belediye meclis üyelerini davet edeceğiz. Milletvekillerini davet edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kamu görevini ayrımcılıkla yapmayacak. Kesinlikle iktidarın şımarıklığına kapılmayacağız. Kibirli davranmayacağız. Nasılsak öyle yapacağız. Ama Kütahya'da kimsenin kaybetmediğini, herkesin kazandığını 5 yıl içinde bütün Kütahya'ya göstereceğiz. Bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.